Herkese selamlar. Bugünkü incelememde Logitech'in en iyi ve en pahalı klavyesi olan G915 TKL Lightbit ile beraberiz. Yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum. Olumlu olumsuz deneyimlerimi ve tüm özelliklerini sizlere anlatacağım. Kullanıcı deneyimimin yoğunlukta olduğu bir inceleme olacak. Şimdiden iyi seyirler. G915 TKL Lightbit, TKL formda yani yanlarda numpad olmayan tarzda low profile dediğimiz switchlere ve keycaps'lere sahip, kullanması keyifli, hem gaming hem de günlük kullanıma fazlasıyla uygun bir klavye. Switch'lere baktığımızda 3 farklı switch opsiyonu var. Bunlar clicky, linear ve tactile switch. Benim şu anda incelediğim versiyon ise clicky. Yani bu çat çat sesli olan versiyonu. Ben pek sevmiyorum bu sesi fakat denk geldi, bu versiyonu almak zorunda kaldım. Logitech bu klavyede Kail Switch ile beraber çalışmış ve clicky versiyonda Kail Low Profile White Switch kullanılmış. Diğer versiyonlarda yine linear versiyonda Kail Low Profile Red ve tactile versiyonda Kail Low Profile Brown Switch'ler mevcut. Low profile'ın bir artısı var mı diye sorarsanız aslında kimisine var, kimisine yok. Özellikle laptop klavyesine benzer profilde olduğu için kimi insan çok daha rahat edebiliyor. Bana kalırsa basım hissiyatı açısından klasik tarzı tercih ederim. Keycaps'lere baktığımızda ABS cinste yine low profile keycaps'ler var. Ben açıkçası bu keycaps'lerin cinsini pek beğenmedim. Gerçekten çok kayıyor ve çok hızlı kirleniyor. Özellikle her ne kadar temiz el ile oynasanız bile doğal olarak yağlanıyor gibi oluyor. Bu durum bir zaman sonra tuşların silinmesine veya kalıcı bir kir bırakmaya yol açabilir. Standart bir cinste olmadığı için gidip öyle keycaps alıp takamıyorsunuz. Bir nevi buna aslında muhtaçsınız. Genel anlamda kasasına baktığımızda arkadaşlar, Logitech burada gerçekten çok kaliteli bir iş çıkarmış. Metal bir yapıda kasası mevcut ve çok premium bir hissiyat sunuyor. Lightspeed teknolojisi Logitech'in gaming mouse'larında duymuştuk. Bu ışık hızında kablosuz teknolojisi dedikleri olay ve gerçekten de sıfır gecikme var gibi duruyor. Zaten kablolu kullanım değil de tamamen kablosuz kullanıma odaklı bir klavye. Tam ölçmedim fakat şarjı da çok rahat, ışıklar falan açıkken tüm gün kullanımda 5 gün minimum gidiyor. Bu zaten çok iyi bir rakam, ayrıca çok kısa sürede şarjı dolabiliyor. Benim bu klavyenin en beğendiğim yanı ise gerçekten TKL formda olmasına rağmen kompakt ve her türlü işinizi klavyeden görebileceğiniz bir yapıda olması işimi gerçekten çok rahatlattı. Özellikle bu üstte bulunan medya kısmı müziği veya videoyu durdurma, başlatma, diğer videoya geçme ve sonsuz dönen bir ses tekerleğinin bulunması gerçekten çok keyif verdi. Bağlantı olarak 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz. Bunlar kablolu, 2.4 GHz Lightspeed kablosuz ve Bluetooth. Ve benim tavsiyem tabii ki de 2.4 GHz Lightspeed olarak kullanmak. Bunlar haricinde gördüğünüz gibi bir RGB mevcut. Ve tabii yazılım üzerinden dilediğiniz RGB profili yaratabilir veya hazır profiller üzerinden bir seçebilirsiniz. Ve tabii yazılımda bulunan makro kısmından dilediğiniz tuşa atamalar yapabilirsiniz. Sıfır fiyatı Türkiye'de 3400 TL civarından başlıyor. Hem oyun hem iş odaklı taşınabilir bir şey arıyorsanız çok mantıklı bir ürün. Böyle ince bir yapıda olmasından dolayı çantaya kolayca girer, elde falan da rahatça taşırsınız. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalda abone değilseniz abone olursanız bana en güzel desteği yaparsınız. Kendinize iyi bakın.